Evet, merhaba arkadaşlar. Canlı yayınımda bahsettiğim gibi, daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi bugün mut vermenin önemini ve yanlış kullanımından dolayı kaynaklanan sakıncasını anlatmak istiyorum. Tam olarak netleştirelim. Arkadaşlar, canlı yayınlarda ve ilk gösterimlerde sohbet çerçevesi içerisindeki sohbet yazan arkadaşlarımızın içerisinde bazen mavi bant mavi renkli isimler var. İşte biz onlara modlu kanal sahipleri diyoruz. Mod verilmiş. Mod derken moderatörlük. Moderatörlüğün birkaç tane rolleri var. Standart var, yönetici moderatör var. Genelde standart moderatör veriliyor. Peki bu standart moderatörler ne iş yapıyor? Kanalın içerisinde uygunsuz veya da yazılıp da spam gibi algılanan incelemeye mi gönderelim yoksa kabul edip gösterelim mi gibi sorguları evet veya hayırla kanalda kanal sahibine yardımcı oluyorlar oradaki modun özelliği bu fakat bizim arkadaşlarımız nasıl kullanıyor oradan kanala gitlen kanala gidip aboneleşme için kullanıyorlar modun özelliği kanallara gidip aboneleşmek değil, aksine kanal sahibinin göremediği veya ulaşamadığı sohbet esnasında kanal sahibine yardımcı olmak içindir onlar. Peki bu önemini anlatıyor. Olması lazım mı? Olması lazım. En az bir canlı yayında 3 moderatör olmasında fayda var. 3 moderatör yani 3 kişi de mod. Ama bu 3 kişi de bu modun ne olduğunu bilecek. Biraz önce anlattığım gibi kanal içerisinde uygunsuz böyle farklı sitelere link verilen e, böyle e, insanlara hakaret e, tarzı şikayete konu olacak kelimeler yazan arkadaşların kelimelerini silmek veya o kişileri kanaldan e, sohbetten uzaklaştırmak içindir. Bunun için verilir. Fakat günümüzde Biraz önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlarımız bunu yanlış kullanıyor. Peki yanlış kullanınca ne oluyor? Birbirlerine kızdıkları zaman kanala gelen arkadaşları engellemeye başlıyorlar. Bu da modun kötü taraflarından birisi. Kötü taraflarından birisi. Bunu böyle bilelim. Mod kesinlikle kanallarda gidip abone olmak için değil. Mod birilerini sayfada engellemek için değil. Benim kafamı bozdu, engellemek için değil. Bu modun engellenmesi, silinmesi kanal sahibine zarar verir. Modlara bir şey olmaz. O yüzden sizin mod olarak tarif ettiğiniz o moderatörlük yetkiniz varsa ve bunu kötüye kullanırsanız kanal sahibine zarar verirsiniz. Bundan kaçınalım. Peki biz canlı yayında birisi engellediği zaman görmez miyiz diyebilirsiniz? Görürsünüz engel basanı görürsünüz. Fakat bunun bir de gizli tarafı var. Nedir o derseniz, bakın bunu da basit bir örnekle göstermek istiyorum. Diyelim ki siz yayındasınız, bir arkadaşınızın canlı yayınında izliyorsunuz. Orada engel attınız, engellendi, gizlendi gözükür ve yanlışlıkla yapıldığı için geri alınabilir. Fakat Art niyetli arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi farz edelim ki bir arkadaşımızın canlı yayını var diyelim. Veyahut da izlediğimi bir kanal bulalım şuradan. Bir arkadaşımızın kanalına gidelim. Böyle canlı yayın yapan. Ben bir arkadaş bulayım diyorum ama şuradan şuradan e, birini bulalım e, Gökay diyelim Gökay Kandemir Gökay Kandemir'in sayfasına gidelim bakın bu Gökay arkadaşımızın sayfası bu arkadaşımız canlı yapmış mı yapmış ne zaman yapmış 3 gün önce yapmış bakın tıkladık bakın canlı sohbet tekrarı gelecek. Şimdi şuraya düşecek. Şimdi bakın gördünüz mü? Burada hiçbirinde mod yok. Diyelim ki bende mod var. Basıyorum tıklıyorum şuradan kaldır diyorum. Ben şimdi Gökay mod vermediği için bunu korumaya almış. Kimse kimseyi geri dönüp kaldıramaz. Peki Gökay bana mod vermemiş. Bugün canlısına katıldığımız ee, nurla Nurla hmm, lezzetli lezzetli dakikalar. Şimdi bu arkadaşımıza bakalım. Şimdi Nurla lezzetli dakikalar. Bu arkadaşımız bir gün önce bakın canlı yayın yapmış. 4 saat önce yayınlamış. 4 saat önce. Bakın. Şimdi bu arkadaşımız canlı yayını var. Şöyle ilerletelim. Bakın mod verdiği arkadaşlar Ben Bende de mod var. Farz edelim ki geldiniz şuradan bir arkadaşımızı Medine'nin e, Kıbel'e e, hiç şey etmeden şuradan bakın bizim eğiticiye verebilir tıklayalım şuraya tıkladık bakın engelle var gördünüz mü ben buradan engele bastığım zaman bu arkadaşımın e, engelleri ve canlı daha önceden yayınlandığı için benim engellediğim belli olmaz. İşte birçok arkadaşımızın kanalına böyle geriye dönüp eskiden modu olan gıcık gidenler gelip engelleme yapıyor. Modun kötüye kullanımı bu arkadaşlar. Bakın gördünüz mü burada? Bu modu e, siz kaldırsanız da kaldırmasanız da ben orada o modum var. Ben bu arkadaşı konuşmasını sevmiyorum. Bu kanalda olmasını istemiyorum deyip engellediğim zaman ee, bu arkadaşın e, Nurla lezzetli dakikalar e, kanalının içerisine gelen arkadaşları engellemiş oluyorum. Kara e, Zarar verdiğim o arkadaş. Benim kanalımdan engellemiyorum. Yani siz bunu şöyle düşünmeyin. Facebook e, sosyal medya hesabı gibi, Instagram hesabı, kişiyi engelledim. O beni göremez gibi düşünmeyin. Kanaldaki e, yani sizin de misafir olduğunuz kanala geliş, gelişini engellersiniz. Sizin kanalınıza gelişini engelleyemezsiniz Bazı arkadaşlar e, Buradaki engelli basınca sanıyor ki ben engelledim beni bir görmez Hayır Sizi her zaman görür ama e, Kanalın e, sahibinin e, bu canlısına girip bir şey yazamaz Siz eğer o arkadaşı engelleyecekseniz bu, buradaki moddan değil Onu e, O arkadaşın kendi kanalına gidip bloke edeceksiniz o kanalı bloke edeceksiniz O zaman o sizi görmez ama e, bunu bilmeden yapan arkadaşlar e, bunu bu şekilde öğrensin. Ama bazı arkadaşlar biliyorlar, bilerek burayı da kötülük yapıyorlar. Yani bu bir gerçek arkadaşlar. O yüzden bakın burada gördünüz değil mi? Ama biraz önce de iyi örnek vardı Gökay'da. Gökay kapattığı için yok. O yüzden kanalınızda çok güvendiğiniz insanlara modu verin. Kanalınızı takip edecek insanlara modunuzu verin. Başkalarına vermeyin arkadaşlar. Çünkü kötüye kullanım oluyor. Bir de şöyle yapayım, böyle yapayım derken yanlışlıkla siliyor. O görünce tamam ama geriye dönüp gelip de buradan silden arkadaşlar da kasıt var arkadaşlar. Kasıt. Bu kasıt sizin kanalınıza da kasıttır. Kanalınızda konuşmaya gelen, size destek veren arkadaşa da kasıttır. Yani kimse yanlışlık oldu demesin. Canlı yayında yayındakine ben yanlışlığı kabul ederim ama geri planla... E, kayda düşmüş e, canlı sohbete. Peki hocam, e, biz canlımızdaki e, bu mod işini nasıl yapacağız? Arkadaşlar, şimdi şöyle bir durum var. Bakın, e, bu işten kurtulmak için şu e, içerik kısımlarına geliyorsunuz. Şu canlı kısım var ya arkadaşlar. Şu mesela şu kanal benim e, canlı sohbetim. Şimdi şurada özelleştirme var. Görüyor musunuz? Canlı sohbet tekrarı var. Bakın, şu canlı sohbet tekrarı. Bunu kapatırsanız. O sohbet alanındaki o modluları, şunları bunları engellemiş olursunuz. Yani birbirinin modunu silmeyi ortadan kaldırmış olursunuz. Eğer canlı yayın bittikten sonra sohbet tekrarı çok önemli değilse buradan o sohbet tekrarını kaldırabilirsiniz. Eğer ıvır zıvır sohbet ettiyseniz. Ama sohbetiniz önemliyse, algoritma sizi arayıp bulacaksa oradaki sohbet tahtasındaki kelimeler sizin kanalınızı bulunmak için o videonuzu bulunmak için kullanılacaksa bu sohbet tekrarını kaldırmanızı tavsiye etmem. Etkileşim için sohbet tekrarının olması lazım. Ama sırf geyik yapılmışsa çok da e, öyle kanalınıza gelecek kelime e, dağarcığı yoksa kaldırabilirsiniz. Ama e, dediğim gibi buradaki takdir sizin. Şimdi bu botla ilgili sizlere anlatmak istediklerimden birisi de buydu. Canlımda anlatıyorum, araya başka şey giriyor. Başka konu anlatıyorum, araya başka bir şey giriyor. Bugün bunu anlatma gereği duydum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Lütfen tekrar söylüyorum. Modu verecekseniz anlayarak verin, anlaşarak verin. Lütfen o modu alan arkadaşlar, sizin maksadınız kanallara gidip abone olmak değil. Eğer bir sorunlu kanal varsa gelmişse kanalına gidip o kanalı tanımak için yazdığı kelimeleri göster veya kaldırız kullanmak için modunuz var. Onun dışında modun farklı görevleri var. Evet. Siz kanalınızda hocam herkesin yazdığı yazılar bazen işte algoritmaya takılıyor. Orada yanlış anlaşılıyor. Ee, biz kimseye mod vermezsek ne olacak? Bazen olur ki e, biz modu veriyoruz ya. Bir arkadaş bir yazı yazdı, işte e, algoritmaya takıldı veyahutta da YouTube'a takıldı. Orada göster veya e, gizle kısmı oluyor. moddakiler gösteri seçmek zorunda. Fakat ben kimseye mod vermedim ve arkadaşların yazdığında göster ve incelemeyi de ben kaçırıyorum. Ne olacak? Güvendiğiniz arkadaşlar sözünden özünden güvendiğiniz arkadaşlarımızın şurada bakın arkadaşlar ayarlar kısmında topluluğa geliyorsunuz. Şuradan bakın moderatör verme yeri burası. Yönetici moderatör burası. Biraz önce ne hani dedim ya standart moderatör yönetici moderatör. Bir sayfanıza çok güvendiğiniz bir kişiyi yönetici moderatör yapabilirsiniz. O yetkilendirebiliyor yetkiler alabiliyor. Standart monitör biraz önce bahsettiğim inceleme içindir. Şurada Onaylanan kullanıcılar var arkadaşlar. Buraya eklediğiniz arkadaşların bütün kelimeleri herhangi bir incelemeye gitmek sizin her yazdığı doğru kabul edilir ve sohbet köşesine gider. Buraya güvendiğiniz arkadaşların isimlerini yazın, e, kanal isimlerini, onları kaydedin. E, bu arkadaşlarımızın her yazdığı incelemeye gitmez o zaman. O zaman sohbet e, de ne yazarlarsa yazsınlar, modültöre de ihtiyaç kalmaz. Bu, bu şekilde. Bunu bilgisayarda yapıyoruz. Telefonda yapamıyoruz. Şurada da gizlediğiniz e, kull kullanıcılar var. Bakın şu hemen gizli kullanıcılar var arkadaşlar. Şuralarda da e, kanalınıza gelmesini istemediğiniz. Hani birileri gelip sizi rahatsız ediyor ya. Engel koyuyorsunuz. Onlar gene gelir arkadaşlar. O yüzden buraya da giriyorsunuz. Ben şimdi birkaç tane örnek isim yazdım. Yanlış anlaşılmasın. E, buraya da giriyorsunuz. Gidiyorsunuz. E, bu arkadaşların kanal isimlerini yazıyorsunuz. Ondan sonra buraya bir daha o arkadaşlar sizin hiçbir canınıza gelemiyor. Yani bazen diyorlar ya arkadaşlar ya bizim canlımıza geldiler kötü niyetliler işte şöyledir şu sürekli geliyor. Engel koysanız da gelir, izler, karıştırır bir şekilde gelir. Ama buradan koyarsanız o sizin kanalınıza bir daha gelemez. Buranın da durumu bu. Bugün bu şekilde sizlere arkadaşlar bugün size bu şekilde modu anlatmak istedim, derinlemesini anlatmak istedim, sorun nereden çıkacak, kötü kullanım nedir onu anlatmak istedim, önemini anlatmak istedim. Hepinize bol izlemeler diliyorum. İnşallah faydası olur. Hepinize iyi günler diliyorum, kolaylıklar diliyorum.